Cumhurbaşkanı sorun ekonomik değil, aslında sorun psikolojiktir diye bir açıklama yaptı. Siz aynen. Ne düşünüyorsunuz? Bir yer değiştirelim istiyorum. Bir ay ya, fazla değil, bir ay yer değiştirelim. Üsttekiler aşağı gelsin, aşağıdakiler bir üste çıksın bakalım. Onlar bir aşağı insinler, biz bir yukarı çıkalım. Biz ne bileyim bir Mercedes'e biz bir binelim. Veyahut da şoförümüz olsun bizim, kapımızı açsınlar. Ondan sonra akşam ne yiyeceğiz veyahut da nerede kalacağız veyahut da bu akşam ne pişirmeliyim veyahut da çoluğumla dışarı çıkarken hani onlar çıkıyor ya, uçaklara biniyorlar, gemilere biniyorlar, yedikleri önünde, yemedikleri arkalarında, genel anlamda bütün üst rütbelerden bahsediyorum ha. Hiç fark etmiyor. Bu gerek senin bahsettiğin kişi, gerek ve ya da onun yanındakiler ya da o mecrada olan herkesten bahsediyorum ben. Bir yer değiştirelim. Ekonomik eğer düzgün bir şeyse, güzel bir yerdeyse, sadece psikolojikse, niye buradasın, niye bu mikrofonu tutuyorsun bana? Niye bu soruyu sormak zorundasın bana? Mesela sorduğun şey psikolojik mi, gerçekten mi? Sence neden? Cevap veremiyorsun. Çok normal bir şey. Bir Mezopotamya'mız kalmış zaten satmadığı. Yalova, Çınarcık, Araplarda. İstanbul, Avrupa yakası, Araplarda. Hani tabela yok ha, Türkçe tabela yok. Geçen Kürtçe tabela astılar diye kelime yaptılar. Niye? Arap geliyor, Arapça asıyor. Türk de asıyor. Biz Kürt halkı olarak niye Kürtçe tabela asmıyoruz? Hayırdır? Irkçılık mı başladı? Ne oluyor yani? Her şey daha da pahalılaşıyor mesela. Zam üstüne zam geliyor, zam üstüne zam geliyor. Ama benim sana son sözüm. Fazla uzatmayacağım. Anladın mı? Fazla ilgi çekmek istemiyorum. Hani o rütbelilere diyorum ya, bir yer değiştirelim. Bizim kapımız açsın. Biz akşam 10 çeşit bir yemek yiyelim. Etimiz olsun. İşte geçen hatta bir açıklama yapmıştı. İşte deve sütü mü, deve kuşu yumurtası mı ne? Onunla beslenin. Ulan ekmek bulamıyoruz ki yemeğe. Bakma üstüme başıma böyle. Vallahi bak herkes bir şey giymek zorunda. Bak halı mesela şalvarını giyer çıkar, ben pijamamı giyerim. Çıplak çıkabiliyor muyuz? Yok. Bak belki şimdi birisi çıkacak diye ki telefonunu çıkar. Bak telefonum yok kuzen. Bir beklentin var mı bu? Hani genel olarak bir şeyden yok be abicim ya. İntiharın eşindeyim yani, intihara düşünüyorum. Niye biliyor musun? Geçim yok. Bir haftadır buradayım mesela, iş bakıyorum. Günlük 12 saate 300 milyon veriyorlar. Lan sigarayı yapmışsın 52 milyon. Lan biz ölmeyi istiyoruz. Hani ölürken bile zamlı ölüyoruz. Ama sor, biraz halk bilinçlensin. Mesela bazı gundi abidik gubidik osuruk insanlar çıkıyor. Yok diyor öyle, yok diyor telefonunu çıkar. Yok diyor böyle şöyle. Yok diyor işte. Lan yok. Harbiden yok. Nasıl psikolojiktir ya, ben anlamıyorum bu. Psikolojikse götürsün milleti tedavi etsin. Sorun ekonomik değilse bu neyi nesidir bu kriz? Nereden geliyor bu kriz? Tabii biliyor, onlardan geldiği için bahaneler çoktur yani, uydurmalar çoktur. Bu sorun, bu ekonomik kriz saraydan geliyor. Bu cemaatçiler, terakketçiler, hepsi onlardan, oraya harcanan paralar oradan geliyor. Bak ülkede eğitim bitmiştir, üretim bitmiştir. Ondan sonra hayvancılık bitmiştir. Bunların başı budur. Ondan sonra dolar açmış başını gidiyor, euro almış başını gidiyor. Ne olacak bu? Bu kriz hepsi oradan gelmedir. Nereye dönerse dön oraya gidiyor. Nokta oraya gidiyor. Yönetemiyorlar. Yemin ederim bu baştakiler var ya. Bırak memleketi, köyü yönetemiyorlar. Bunlar muhtar olamazlar. Ama işte ne yapalım? O saray 1200 tane odası vardır. Her biri bir tane de olursa, hatta 2-3 tane vardı, kaç tane bilmiyorum. Bu maaşları 100 milyardan aşağı değildir. Hatta 2-3 tane maaş alanlar var. Hele bunları biraz indirin, ondan sonra bak, ondan sonra saray biraz tasarrufa geçsin, bakayım mekunu düzelir mi, düzelmez mi? Ya görüyorlar, işine gelmiyor. Adam kendi cebine bakıyor, kendi işine bakıyor. Adam seni beni düşünmüyor. Valla buraya kadar doluyuz ama arkadaşlar anlatıyor, bize bir şey bırakmadılar. Gerçekten diyorum, ben dinledim. Hepsi dinledim, bize bir şey bırakmadılar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan son 5-6 yıldır ben ekonomistim diyor, değil mi? Yani sürekli iddia ediyor, ben ekonomistim. Baktı bu sefer ekonomi konusunda başarılı olamadı, her şeyi batırdı. Yani enflasyon yükseldi, her şeyin fiyatı yükseldi. Bu sefer yani adam manevra yapıyor. Nasıl manevra yapıyor? Hani Levent Kırca'nın bir tane skeci vardı ya, skeçte ne diyordu? Diyordu ki sorun psikolojik diyor. Böyle de diyor kurtulursun. Aynen Erdoğan şu an onu yapıyor. Yani manevra yapıyor, diyor ki sorun artık diyor. Ekonomik değil, sorun psikolojiktir. Yani diyor ki, yani suç bende değil arkadaşlar. Diyor ki ben ekonomist falan değilim. Ben bir psikiyatriyim artık. Diyor işte bu yönden bakın. Yani hepimiz, yani ülke komple hepimiz şizofreniz yani. Ekonomi kötü diyen insanlar var ya. Hepimiz şizofren olduk. Yani nasıl fakirlik yok? Adam diyor ki fakirlik yok. Adam çıkıyor sarayın dışına bakıyor. Sarayda maaş bağladı. Herkesin iki tane arabası var. Hepsinin aylık geliri 200 milyar.
Yok Diyarbakır'da dağ kapıda biri acıktan mı ölüyor? Adamın umurunda mı? Adam bilmiyor bile kim ölmüş. Bu insanlara kim sebep oldu biliyor musun? Bu oyunu verenler var ya, mesela orada yaşlı bir dayı var. Benle hiçbir hayati bağlantısı yok. Uzaktan tanımıyorum, etmiyorum. Ama o AK Parti'ye oy verdiği için benim hayatımı etkiledi. Etin kilosu olmuş 300 milyon. Kıymanın kilosu olmuş 400 milyon. Vermişsen asgari ücret 11 milyar. 12 milyar kiradır, 15 milyar kiradır. Adam pok etmeyecek, sıçmayacak, yemeyecek. Sadece kirasına çalışacak. Ya boş koyun abi ya. Devlet batmış gitmiş. Ya ben devlet hepsini satmış. Vallahi billahi ya. Nedir ya? Her gün zam, 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 zam. O zaman fabrikaları kapat abi. Çıkaraları koyma ortaya. Dünya kadar kara para dönüyor abi. Onların önlemini al. Sen gelmişsen fakir fukaranın ekmeğiyle zam, 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 zam. Sen uyuşturucunun önünü al, uyuşturucunun, bahislerin önünü al. Halk evini eyvan etti. Sen git onları topla. Sen gelmişsen her gün zam. Benzine zam, ekmeğe zam, sütte zam, bilmem neye zam. 100 milyonla sepet dolanıyordu. Şimdi 2 milyarla sepetin yarısı dolanmıyor. İki kola oldu 100 milyon. Abi bir misafir geldi de ben lokantaya götüremedikten sonra, bir çay ısmarlayamadıktan sonra ülke diye batmış, yok top batmış, yok bilmem ne olmuş, cehennemin dibine kadar. Abi kara para çok dönüyor bu Diyarbakır'da. Kara para çok dönüyor. Yayınla bak, yayınlamasan röportaj yapma benden. Kara para çok dönüyor abi. Adamın altına bakıyorsan 5 trilyonluk araba var. 30 sene biz devlette çalıştık, vergimizi verdik, aylığımızı. Şimdi 7,5 milyon para veriyor bana. Vallahi billahi. Abi bu kadar. Fakir gitti ya. Fakiri tam fakir etti, zengini de tam zengin etti. Adam her gece bir masaya 10 milyar, 20 milyar hesap veriyor. Bu para nereden geliyor? Bu degirmenin suyu nereden dönüyor? Ben Ordu'dan geldim. Karadenizliyim. Ordu'nun ekonomisiyle doğunun şartların ekonomisi aynı değil. Ekonomi almış başını diyor. Her şeye zam gelmiyor. Çayına, şekerine, sigarasına. Tamam ya, sigara içmeyelim. Siz sigara her gün zam yapıyorsunuz. 50 TL olsun, 60 lira olsun, 100 lira olsun. İçmeyiz. Ama bu sigarayı ülkeden çektireceksiniz. Ekonomi diyorlar, ekonomi iyi. Bir Allah'ın kulu gelsin desin ki benim cep, bak ben yemin ediyorum evlenemiyorum. Cepte 5 kuruş param yok. Bak cüzdan bile taşımıyorum, bak telefon. Bak hediye, bak görüyorsunuz. Kartım bloka benim, kaldıramıyorum. Artık ekonomi almış başını insanlar. Sana yemin ederim dün akşam bir tane yayın gördüm. Ya o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm. Kendi çocuğuna mama alamayıp da intihar edenler var. Kendi çocuğunu rızkı ekmek, evine ekmek götüremeyen baba var ki üzülüyorum. Bizim memlekette adam kendi çocuğuna ekmek alamıyordu. Mesela şurada bir şey görsem, döner görsem, abi her şey atış pahası. Yiyemiyorum. Yiyemiyorum abi. Kendi çocuğuna bir şey alamayıp da bedenini sergilen insanlar var. Ayıp değil mi? Bu da adalet yok. Bu da hükümsüzlük var. Alevi de olabilirim, Zaza da olabilirim, Hristiyan, Kürt de olabilirim. Fark etmiyor. Bak şu anda Kürt toplumun içindeyim. Allah hepsinden razı olsun. Destek oldular. Geldiler işte, kardeşim hoş geldin dediler. Bana ırkçılık yapabilirlerdi ama yapmadılar. Şu Kürt ve Türk ırkçılığına artık bir son versinler. Yemin ediyorum bak. Nereye baksam ırkçılık. Trabzon'da ırkçılık var mesela. Adam ben Kürt'üm diyor. Tekme tokat da alıyorlar. Abi gerek yok. Eğer ki ben Kürt kardeşlerimi savunamıyorsam, Kürt kardeşlerimi destekleyemiyorsam, Kürt kardeşlerimi sevmiyorsam, bana kimse kardeşlikten bahsetmesin. Kürt değilim, Türk'üm ama benim Kürtlere karşı çok güzel bir zaafım var. Niye? Sevgim var, seviyorum. Adam Kürt'le müzik dinliyor diye adama darp ettiler ya gözümün önünde. Trabzon'da ya. Yemin ederim. Abi ırkçılık son bulsun. Kürt de benim kardeşim. Niye? Türk'ün anası ana da Kürt'ün anası ana değil mi? Fakirin içemedi sütü. Fakirin yemedi ekmeği. Zengin içiyorsa bana kimse adaletten bahsetmiyor. Abi ne dersiniz deyin. Ekonomi bitmiş. Bak ben evlenemiyorum abi. Her şey ateş pahası. Yani daha düne kadar aldığım benim bir tane bilezik 20 milyarda olmuş. 50-60 milyar abi. Yani bana kimse demesin ekonomi iyi diye. Bir Allah'ın kulu gelsin desin ki kardeşim ben geçinebiliyorum. Abi ne yapalım şimdi? Yani bak intihar mı edelim abi? Ölelim mi? Ölelim mi? Yani bizim canımızı Allah vermiş. Allah yüce Allah diyor ki komşusu açken kendisi tok yeten bizden değildir diyor, biliyor musun? İşte eğer ki benim karnım toksa sen açsan ben rahat uyuyamam. Uyuyorsan benim vicdanımda bir sıkıntı var demektir. O yüzden burada siyaset de yapmıyorum. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Hiç korkmuyorum. Elini biraz vicdanına koysun. Gelsin yoksulları, fakirleri, fukaraları bir tespit etsin. Gelsin aç insanlar var mı yok mu? Yani abi bu koltuk sevdası nedir ya? Nedir ya? Ülke gidiyor elden gidiyor abi, gidiyor. Yakında bu ülke
siyaset yapıyorum, yine söylüyorum. Venezuela'ya gelecek. Vallahi de geliyor ya bak. Çocuklar okula gidecek, simit satıyorlar. Cebinde para gidecek. Yani onlar da ister kafeye gitmeyin, onlar da ister lüks yerlere gitmeyin. Ama yok abi, ekonomi almış başını gidiyor. Teşekkür ederim. Abi bence yanlış bir yorumda bulunmuş. Çünkü sorun ekonomik. Ekonomi yüzünden insanların psikolojisi bozulmuş durumda. Bunun farkında değillerse yani büyük sıkıntı var. Umarım en kısa sürede de çözülür. Sadece benim için değil, tüm Diyarbakır, tüm Türkiye'deki insanlar için bu durum içler acısı. Yani vahim durumdayız. Şimdi çok da konuşmak istemiyorum. Televizyonlarda da gördüğümüz üzere abi sıkıntı çıkıyor. Burada değilim bir de, o yüzden. Yanlış abi. Acilen değişmesi lazım. Acilen abi. Acilen farklı şeylerin yaşaması lazım. Farklı şeylerin gelmesi lazım. Yoksa hani çıkamıyoruz abi işin içinden. Ya abi sabahtan beridir bak. Yani sana şöyle söyleyeyim. Çok fazla bir aktivite de yapmadık. 2000-2500 lira para pul oldu gitti yani. Bu para bu kadar. Hayır bir bozulması. Para bu kadar pul olmaz yani. Bu kadar dersiz olmaz yani. Ya şurada askeri ücreti 2 kuruş zam geliyor. Hani belli bir süreden sonra o zammın hiçbir kıymeti kalmıyor zaten, eriyip gidiyor yani. Ben şahsen askeri ücretin şimdi tekrar 2800 lira olmasını ve her şeyin eski fiyatta olmasını istiyorum. 5 milyona yemek yiyen milletvekili 150 milyona yemek yiyen vatandaş bir oluyor mu? Yani bunu askeri ücreti belirleyen milletvekilleri bu fakir fukara ne yapacak? 100 bin TL alan maaşla ne olacak? Yani siz söyleyin yani. Hani ya odur o. Ya hani böyle diyeyim, zordur psikolojide zaten, sen geçim olmadığından zaten sen psikolojin otomatikman çıkıyor. Şimdi bakıyorum bekar olanlar var, adam evlenemiyor. Evli olanlar, kiracıyla olanlar Allah yardımcıları olsun. Vallahi ben kendim 16 milyar maaş alıyorum, geçinemiyorum. Bir evladım var ellerinizden öper, başka odur. Kiracıda değilim ama zor geçiniyorum. Yani bu bekar olanlarla ne yapacak? Psikolojileri zaten doğrudur, doğrudur psikolojidir. Vallahi kimsenin yüzü gülmüyor. Doğruydu, psikolojisi bozulmuş. Ekonomi yüzünde insan psikolojisi bozulur. Yani ne olacak bu milletin haline? Bak gülmüyor. Sensiz gençler, üniversite okuyan gençler borçtadır. Ne bileyim. Bir sürü insan borçtadır. Doğruydu, psikolojileri bozuktur. Bugün mesleğin olmazsa, üniversite oku. Mesleğin olmazsa, maaşın olmazsa senin psikolojin zaten bozulur. Bak şu anda Diyarbakır'da belki yüz binlerce öğrenci borçtadır. Üniversite okumuşsan, bu kadar üniversite yapıyorsun ama altyapın yok, nasıl olacak? Ben üniversite okumadım ama okumadığıma da pişman değilim. Şu anda evliyim, evim var, çoluk çocuğum var ama normal bir okuyan kişinin yoktur. Örneğin kardeşimden bahsedeyim. İki üniversite okumuş, borçtadır. Ne olacak? Yani herkes borçtadır. Hani ne diyebiliriz ki? Yani battıkça batıyoruz. Kaldı ki Cumhurbaşkanı yardımcısı çıkıp şöyle bir açıklama yapıyor. Zaten o hani akla zarar bir açıklama. Hani 2023'te işte dolar olsa 6 olacak. 2024'te, 2025'te 43 lira olacak. Hani böyle bir yönetimden ne bekleyebilirsin ki? Çok öngörülü bir yönetim maşallah. Hani bize uyarı yapıyor, onu da yapıyor hani açık açık. Kendisi böyle güzel yerlerde kaldığı için tabii ki böyle fakir olan kesimi bilmeyebilir. Böyle bu tür psikolojiye bağlayabilir. Saraydan böyle aşağısı nasıl göründüğünü böyle açıklamasıdır. Sen bunu psikolojiye bağlarsın. Sen bunu bilmem sosyolojik alana söyleyebilirsin. Gerçekten bunlar normaldir. Önemli olan halkımızın gerçek bir bilince, öz bilince ulaşmasıdır. Bu tabii ki çok zordur. Yıllardır oynanmış bir halk gerçekliğimiz söz konusuyken kime ne anlatıyoruz ki? Saraydaki ya... Saraydakini anlatamayız yani, o bizim psikolojim bizi. Ben korkarım bir gün der ki valla bu ülke hepsi böyle delidir. Ben bundan çok korkuyorum yani. Ekonomi olarak şu anda insanlar çok zor durumda ve artı ekonomi şu anda biz her şekilde biz şu anda yansıyor bize ve şu anda yaşıyoruz. Yani cebimizde şu anda en güzel bir şekilde cebimizde hissedebiliyoruz yani bu ekonominin ne kadar sıkıntı yaşadığımızı. Yani şu anda halk bu konuda mağdur ve şu anda zor durumda. Yani umutlu olmamız lazım. Şimdi umutsuz olmak olmaz yani. Şimdi biz umutsuz olduğumuz vakit o zaman biz bir karamsarlık içine gireriz. Daha da psikolojimiz bozulur. Yani örnek veriyorum dediniz yani psikolojiyle alakalı. Umutluyuz yani. Yani bunun da olmasını temenni ediyoruz. Olmasını da istiyoruz. Sonuç itibariyle halk refaha erişsin, halk rahat etsin. Halk bu sıkıntıyı, bu yükü atlatmayı istiyor. Üzerindeki bu sıkıntıyı bir an önce atmak istiyoruz. Ben kendi şahsım olarak söylüyorum. Yani gerçekten de şu anda ekonomi olarak çok sıkıntılı bir dönemdeyiz.
ve bunda inşallah refaha erişeceğini umut ediyorum.